Diyarbakır'a Erasmus projesi kapsamında gelen ve Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören 10 kişilik İtalyan grup, Merkez Sur ilçesinden tarihi On Gözlü Köprü'de halay çekerken hırsızların hedefi oldu. (19) yaşındaki Linda Ugolini'nin cep telefonu çalındı. Diyarbakır polisi grubun Diyarbakır'dan ayrılmasına bir gün kala hırsızları tespit edip yakaladı. Genç kızın ele geçirilen cep telefonu ise kendisine teslim edildi. We found your phone. Thanks so much. Alınan bilgiye göre Diyarbakır'a misafir olarak gelen İtalyan grup Merkez Sur ilçesindeki On Gözlü Köprü üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı. Bu sırada hırsızlar halay çeken gruba yaklaştı. Halayı çeken genç bir turistin cebinden cep telefonunu el çabukluğuyla kaptı. Alan İtalyan Linda Ugolini adlı genç kız cep telefonunun olmadığını fark etti. Düşürdüğünü zannetti. Ancak köprüdeki çektikleri halaya dair arkadaşının videosunu izlerken cep telefonunun bir yan kesici tarafından çalındığını fark etti. Polise yapılan ihbar üzerine çalınan cep telefonunun bulunması için çalışma başlatıldı. Asay şube ekipleri hatıra olarak çekilen videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili hızlı aramalara başladı. Tarihi Surlar ilçesinde yan kesicilerin izini sürdü. Uçuştan bir gün önce şüpheliler tespit edildi. Telefonu çalan 3 şahıs ve telefonu sattıkları 2 şahıs, Asay Şubesi ekipleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirildi. Genç kızın Diyarbakır'dan kafileyle birlikte ayrılmasına bir gün kala Asay Şube ekiplerinden müjdeli haberi aldı. Cep telefonunun bulunduğuna dair genç kız önceki gün Asay Şubesi'ne davet edilerek çalınan cep telefonu kendisine teslim edildi. Linda telefonunu bulan polislere teşekkür etti. We found your phone. Thanks so much. Ev sahibi Diyarbakırlı arkadaşlarına ilgileri için memnuniyetini dile getirdi. Bu arada Linda'nın cep telefonunu çalan hırsız, başka hırsızlık olaylarına da karıştıkları tespit edilen 5 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi.